Eski Gaziantep Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar, AYMT Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret etti. Tayyar ziyaret sırasında Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalar da bulundu. Ya bizim adayımız belli zaten. Ee, orada hiçbir şüphe yok. Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden aday inşallah yeniden aday olduğunda da kazanacaktır diye düşünüyorum. Karşı tarafın adayı ne olur? Ee, açıkçası ee, karşı tarafta yer alan partilerin de çok bildiğini düşünmüyorum. Ee, orada çok derin bir adaylı krizi var. Ee, CHP genel başkanının zihninden geçen ismin ben şahsen Abdullah Gül olduğunu düşünüyorum. Ee, fakat CHP tabanında ve yönetiminde Gül'e ilişkin çok ciddi bir rezerv var. Bunu çıkarması e, zor olabilir. Fakat diğer taraftan CHP'de hem Ankara hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'nın isimleri geçiyor. Geçtiği gibi ikisinin de niyetli olduğunu görüyoruz. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu konudaki niyetini her defasında da örtülü bir şekilde ifade ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de biraz Ekrem İmamoğlu üzerinden gelecek tasarımı yaptığını görüyoruz. Ee, CHP'nin adayını e, bizim dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla e, CHP Genel Başkanı'ndan ziyade İyi Parti Genel Başkanı'nın belirleme potansiyeli daha yüksek. O sebeple de hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu ikna edebilecek tek ismin Meral Akşener olduğunu varsayarak, düşünerek ya da ee, biraz Akşener'e yatırım yapıyor. Ve İyi Parti en güçlü desteğini Ankara ve İstanbul'daki CHP'li Büyükşehir Belediyelerinden görüyor. Ee, oralarda İyi Partili kadrolaşma son dönemde daha da arttı. Dolayısıyla bu Meral Akşener'in daha belirleyici e, olacağını ortaya koyuyor. Tabi deva ve gelecek hani bu süreçte e, İyi Parti kadar belirleyici bir pozisyonda değil. Ama etkileri olur mu? Kuşkusuz e, olabilir. Kılıçdaroğlu eğer masadan bir ortak e, isim çıkaramazlarsa masayı devirmek için ben adayım deyip CHP adına kendisi aday olarak çıkabilir. E, dolayısıyla e, şu andaki o balay süreci bir anda bir krize de dönüşebilir. Tayyar seçimlerde Z kuşağı olarak nitelendirilen gençlerle Kürt seçmenin oylarının belirleyici olacağını savundu. 2023 yapılacak seçimlerde İlk defa oy kullanacak seçmen sayısı 6.3 milyon. Toplam seçmen sayısına orantıladığınızda bu da seçmenlerin yaklaşık %10'una tekabül ediyor. Dolayısıyla bu çok ciddi bir e, kitle ve gençlerin e, önümüzdeki süreçte hem partilerin parlamentodaki dağılımını hem de Cumhurbaşkanlığı seçimine dair e, belirleyici rolünü ortaya koyuyor. Etkili olacaklardı. Ben önümüzdeki dönemde gençler kadar Kürt seçmenin de belirleyici pozisyon olduğunu düşünüyorum. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı ile ilgili soruları da yanıtlayan Şamil Tayyar, görüşlerini şöyle dile getirdi. Artan enflasyon, oluşan hayat pahalılığı, ister istemez bunun siyasi sonuçları elbette olacaktır. Yani biz eğer hiçbir sorun yokmuş gibi hareket edersek, bu toplumun ve milletin aklıyla dalga geçmek olur. Dolayısıyla evet bu sorunların yol açtığı e, sıkıntılar var. Bunun farkındayız. E, buna ilişkin de tedbirler alınıyor ve alınmaya devam edecek. Enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye indiremiyorsak o zaman gelir arttırıcı e, tedbirlere yönelmemiz gerekiyor. Nitekim biz buna ilişkin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda da değerlendirmeler yaptık. Hükümetimizde çalışması var. E, 15 Temmuz'da memurlar ikinci dilim e, zammı alacaklar. E, oran ne olur kestirmek zor. E, ama enflasyona e, ezdirilmeyecek bir oran olacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, ikinci dilimde e, memurların gelir kaybını e, önleyecek bir ciddi bir artışın olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde ee, biz asgari ücreti %50 civarında arttırmıştık ama yaşanan hadiseler karşısında onun da alım gücü azaldı. Asgari ücrette bir iyileştirme e, söz konusu olacak. Emekli maaşlarında keza e, ciddi bir e, iyileştirme olacak. E, nitekim e, emekli ikramiyelerinde o da çünkü yetersiz kaldı. Onun da e, artırılması düşünülüyor. 3600 ek gösterge meselesi işte emekte yaşa takılanların sorunları. Bütün bunlarla ilgili düzenlemelerin kısa vadede çözüleceğini düşünüyorum. Tayyar, inşaatı yeniden duran Gaziantep Şehir Hastanesi ile ilgili olarak da şu açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her yerinde çok hızlı şekilde yürüyen şehir hastanesi inşaatı bizim Gaziantep'te bir talihsizlik... İhaleyi alan şirketlerin kendi arasındaki e, itiraflar uzun süre inşaatın devamını önledi. Sonra o itiraflar giderildi ve bir firma sorumluluğu üstlendi. Yine e, o devam ederken e, bu sefer onun da çekildiği haberini duyduk. E, bu yeni bir gelişme. Yani onu değerlendireceğiz Hani nasıl çözülebilir nasıl aşılabilir ona bakıyoruz ama işte son dönemde fiyatlardaki belirsizlik kamu yatırımlarını ciddi bir şekilde olumsuz yönde etkiliyor açıkçası bir Ankara'da Çünkü yeni bir gelişme yani bu sorunun hızlı bir şekilde aşılması için devreye gireceğiz elimizden ne geliyorsa bunu aşmaya gayret edeceğiz maalesef yani bizim de beklemediğimiz üzücü bir gelişme